Sadece bu firmanın açıp içerisine baktığında ödemiş olduğu faturanın üzerinde telefon numarası. Ne var içinde? Bir miktar para Türk ne parası. Ne kadar para? Saymadım efendim. Yalnız 200 lira yakın Türk parası olduğunu gördüm. Diğer bir değişik bir para oldu. Hadi ya. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. O zaman biz de belediyemizin böyle bir personelini hem de 1 Mayıs işçi bayramı olduğu bir günde ödüllendirelim. O zaman biz de böyle bir personelimizi bir çeyrek altında ödüllendirelim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Başkanım. Al bakalım. Tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Nasıl? Başkanım, Nevşehir, Nevşehir böyle bir şehir işte. Yani en altta çalışan personelinden birincisi belediyemiz en üstüne kadar her birisi bu şehrin insanla yakışır bir tavır sergileyen bir insan topluluğunun olduğu bir şehir, hamdolsun özel bir şehir. Böyle bir şehire hizmet etme şerefini bana bahşeden Allah'a hamd ediyorum. Böyle bu kadar güzel insanların olduğu bir şehre hizmet etmenin şerefini bana bahşeden Allah'a hamd ediyorum. Ve bu şerefi bize layık gören, bu teveccühü bize gösterip bu güzel şehre hizmet etmemize vesile olan halkımıza da tekrar teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Biz onları asla mahcup etmeyeceğiz. Dün ne demişsek bugün, bugün ne yapıyorsak yarın da aynısını yapacak bir kardeşleri, bir belediye başkanlarının olduklarını bilsinler. Biz her zaman diyoruz ki sayın başkanım değil, benim başkanım olmaya talibiz. Biz insanların oyuna değil, biz bu şehrin her bir ferdinin gönlüne talibiz ve dualarında yer almaya talibiz. İnşallah onların bu teveccühüne layık bir belediye başkanı olacağız. Hiçbir zaman samimiyetimizden taviz vermeyeceğiz. Biz gayretimizden taviz vermeyeceğiz ve olabildiğince mütevazi, olabildiğince tevazu sahibi olmaya devam edeceğiz. Cüzdanı öğretmenler evinin karşısında otobüs durağının orada bayan oturmuş oraya, oturduğu yerde çantasını alıp gitmiş, cüzdanı orada oturduğu yerde unutmuş. Ben de cüzdanı yerden oturduğu koltuktan, durağın orada koltuktan aldım. Hiç şey yapmadan direkt içerisine baktım. İçerisinde bir miktar para, değişik bir paralar da vardı içerisinde. Daha sonra ön fermuarını açınca kimliğini gördüm. Tekrardan paraların içerisinde telefonla kontrol yüklemiş olduğu fatura vardı. Faturanın içerisinde bir numara vardı. O numarayı arayarak bayana ulaştım. Fakat olduğunda tam olarak bilemiyordum. Konuşunca telefonda anne diye hitap ettim. Sesinden yaşlı olduğu belli oldu. Anne diye hitap ettim. Daha sonra dedim ki çantanız yanınızda mı? Bir miktar içinde para böyle bir şeyler var dedim. Benim çantam bende dedi. Telefonu heyecandan galiba kapattı. Ben tekrardan döndüm telefonla aradım aynı numarayı. Dedim ki hanımefendi sizin çantanız burada. İçinde bir miktar para var. Kimliğiniz, kartınız filan. İstersen gelin buluşalım. Dedi ki 5 dakikayı oradayım. Tam bir saat zaman geçti gelmedi. Bir saat sonrasında Üzer Sarraf'ın önünde buluşalım dedim. Üçüncü kez arayışımı da söyledim. Üzer Sarraf'ın önünde buluştuk. 2-3 kişinin yanında parayı verdim. Bir resim çekilmeyi teklif ettim. Fakat çekilmedi. Olay bundan ibaret.